Deniz, iyi ki evdesin. Ne oldu canım ya? Sen işte olmayacak mıydın akşama kadar? Gidemedim. İnsanların ortasında böyle olmak istemedim. Eve de gitmek istemiyorum. Yalnız başıma kalırsam kötü şeyler yapmaktan korkuyorum ben Deniz. Nasıl kötü şeyler? Mesela bu telefonu açıp Fırat'a kim o eve attığın kadın diye bağırmak gibi. Eve kadın mı atmış? Hizmetçi kız aradı. Ona da bugün izinlisin, yarına kadar gelme demiştiniz ya. Öyle mi? Senin şimdi evde bir şeyin mi var? Casusun mu var? Ne alakası var canım? O kızı, o işi ben buldum. Arkadaşımın yardımcısıydı. İşsiz kalınca ben de Fırat'a yönlendirdim. Sever beni yani. Ne var bunda? Kızla gelince beni aradı o da hemen. Allah canım, insanın evine herkes gelir. Bir ilişki olacak diye bir şey yok ya. İş içindir. Ya çocuğun başında bir dolu bela var. Onunla ilgili bir konudur. Gizli konuşulacak bir mevzudur. Hizmetçinin çenesi de bayağı gevşekmiş. Maşallah yumurtlamışsın her şeyi. Adam ne yapsın? Salmıştır pırtı çeneyi başından. Aa, Fırat'tan daha çok Mary'e kızıyor gibisin. Kızıyorum tabii. Gereksiz yere seni huzursuz etmiş. Ne yani görmüş mü? Gözüyle mi görmüş bir şey olurken? Ne? Durup dururken seni deliye çevirmiş. Durup dururken mi? Ya Deniz, adam babasının evinden sepetledi beni. Arayıp sormuyor özür dilemek için. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi de bu. Ve sen bana durup dururken diyorsun ya. Ben kafayı yiyeceğim artık ya. Ne oluyor kızlar ya? Niye bağırıyorsunuz yine? Yeter. Yeter. Bu böyle olmaz. Bunları bizim hemen barıştırmamız lazım. Bak, yarın akşam güzel bir parti veriyorum. Tamam mı? Irmak'ın doğum günü. Mecbur. Mecbur Fırat da gelecek. Hı hı. Aa, harikayım ben ya. Bunu da hallettim. Süper. Oh. Ah. İyi fikir, iyi. Ha? Ama hadi şunları dolaba koy. Pirzola falan da var. Bir de bana yorgunluk kahvesi yap ver hadi. Hı. Hayırdır, ne oluyor? Sen bana evlenme teklif edeli pek bir ev erkeği oldun bakıyorum. Para bile kazandık aşkım. Aa, resim mi sattın? Evet, 3 tane resim sattım senin Karayel Kros'una. Sermet'e. Hmm, adamını göndermiş. 5'er kağıttan 3 resim. Neyse, sana olan borcum bitti. Manyak mısın be? Senden para isteyen mi var Sergüslü? Al şu paranı. Olmaz, benimle param için evlenmeni istemiyorum. Vay be, sen bunca yıl bu kadar torba taşı, kadın sana kalkıp bir yorgunluk kahvesi koymasın. O krediyi döndürüp zamanı gelince tak ödeyecektin. Ne iş çeviriyorsun sen? Trilyonla para girdi geçen ay kasaya. Ne demek krediyi ödememek, işi bu raddelere getirmek? Paran mı yok? Yok canım. Paramız var Allah'a şükür. Beni yemeğe olan istifa noktalarına getiriyorsun o zaman. Bana bak. Mahsus yapıyorum deme bana. Boynunu kırarım buradan çıkamazsın. Hak etti senin oğlun bunları baba. Ulan ne konuşuyorsun abuk subuk? Neyi hak etti? Oğlan hazırlıyoruz bunca senedir. Yükseliyor bankada takır takır. Neyi hak etti? Neyin peşindesin lan sen? Niye orada barınamaz pozisyonlara getiriyorsun lan oğlanı? Ayrıca bana bak. Eğer o vurulma olayında senin parmağın varsa... Fırat kızının ölmesi gerekiyordu. Yok canım, o kadar uzun boylu değil baba. Vallahi olan emin senin yaptırdığın. Oğlunu biliyorsun. Yağmur yağsa benden biliyor. Ne gaz yaptı ben gene sana? Niye kudurdun taktın bunca seneden sonra oğlana tekrar? Ne oluyor? Biraz üzülecek. Öyle fazla değil ama. Biraz. Sonra vereceğim parasını. Run! Demir kızın peşinde dolaşmaya başladı baba. Böyle gitmeler, gelmeler, yemeğe çıkmalar. Öldürmediğime şükretsin. Hangi kızın ulan?
Senin hemşire. Baksana. Siniri de geçmiştir. Vay diğer hemşireymiş. Bacım hoş geldin, iyi akşamlar. İyi ya. Artık öyle sıradan ölümler gibi selamlaşma cümleleri kullanmıyoruz zaten. Değil mi? İyi akşamlar. Bu gece sıcak bir aile ortamına ihtiyacım var. Sizinle yemek yiyebilir miyim acaba? Yemek tabii ki de veririz. Ne haber? İyiyim. Sıcak aile işi ortamı biraz zor. Baksana bizim kızın suratı yine sirke satıyor. Ne oldu, yine mi kavga ettiniz? Bak eğer öyleyse söyleyin, gideyim dayanamam. Yok canım, aksine gayet iyiyiz. Hatta bugün ikimizle ilgili çok önemli bir haber vermek için iş yerine geldim. Ama sen çıkmıştın. Fırat'la çıktım. Ha. Niye gelmiş ki? Vallahi durum vahim. Banka süre müre vermem diyor. Sermet'i parça parça edecekler. Fırat, ben artık bu işte yokum, istifa edeceğim dedi. Müvekkiline söyle, aradan çekiliyorum, ne hali varsa görsün dedi. Hayda. Ya böyle bir şey için istifa eder miymiş canım? Yok canım, bence de. Yani gerizekalı gibi bankanın parası için kanının son damlasına kadar uğraşsın. Vallahi ben Erol Bey'e söyledim. Anlattım her şeyi. Artık kendi aralarında konuşup halletsinler. Beni ilgilendirmiyor. Yetmişsin bak, bu adamlara görüşme bahanesi vermeyin. Yani kızım size oyun gibi geliyor ama bu adamdan ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Bence Fırat akıllılık etmiş. Yani böyle pislik heriflerle uğraşmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.